25 Nisan günü Ahmet merkezli olarak yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde gerçekleşen şafak operasyonlarıyla aralarında Kürt gazeteciler, siyasetçiler, avukatlar, sendikacılar ve sanatçılar bulunan 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 49'u tutuklandı. 30 Nisan sabahı ise İstanbul ve Eskişehir merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında izleyenlerin Sosyalist Partisi'ne, SGDF'ye, Birleşik İşçi Hareketi'ne ve Etkin Haber Ajansı'na yönelik olarak 8 ayrı ilde gerçekleşen operasyonlarda ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, SGDF'li sosyalist öğrenciler ve Yeşil Sol Parti milletvekili adayları Burcu Ayyıldız, Müslüm Koyun ve Meryem Yıldırım'ın da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Ve daha pek çok kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Gözaltılar! Tutuklamalar! Baskılar! Bizi yıldıramaz! Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Saray rejime, seçime günler kala yurtsever ve devrimci basına, Kürt siyasetçilerine, sosyalist ve devrimcilere yönelttiği bu saldırılarla yıllardır tüm baskılarına rağmen boyun eğdiremediklerini polis ve yargı marifetiyle etkisiz kılmaya çalışmaktadır. Ama çabaları nafiledir. Siyasi bir kırım niteliğinde olan bu operasyonlar, AKP-MHP iktidarının artık gidici olduklarını anlamalarının ardından halkın ve muhalefetin iradesini kırmak için çaresiz bir son çırpınış içinde olduğunun kanıtıdır. Tek adam yönetimi seçimler yaklaşırken kendisini olumsuz etkileyecek herhangi bir yeni gelişmenin önünü bugünden kesmek istemektedir. Yıllardır uyguladığı baskı ve sindirme politikalarının dozajını bu yüzden seçim öncesinde artırmıştır. Kendi güdümündeki medya ve yargı aparatlarından olmayan özgür gazeteci ve hukukçulara yaptığı bu saldırılarda suçlarının ortaya çıkarılıp yargılanacak olma korkusuna kapıldıklarının göstergesidir. Bu operasyonlar sadece bölge değil, tüm halkın biriken tepkisini bastırmaya yöneliktir. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Direnenlere boyun eğdirme amacı giden bu gibi operasyonlar yıllardır amacına ulaşamamıştır ve bugün de ulaşamayacaktır. Bastırmaya çalıştıkları bu mücadele Kürt halkının, kadınların, LGBTİ artıların, emekçilerin ve tüm ezilen kesimlerin mücadelesidir. Ezilenler mücadelenin sadece sandıkta iradesine sahip çıkarak değil, sokaklarda, fabrikalarda ve kampüslerde direnilerek verildiğinin farkındalığı içindedir ve bu farkındalıkla mücadelesine devam edecektir. Gün gelecek, evren dönecek.